Bize doğru geliyorlar. Ay, hepsi bize doğru geliyor. Ne yapıyorsun? Zek yok. Selamlar. Herkese hi. Herkese hi. Şimdi bu ikili bir cumartesi geleneği. İşte gelenek değil, bugün ilk defa yapıyoruz ama Chinatown'a gidiyoruz. Ay, bir şey diyeceğim. Aşırı soğuk. Benim güzel aşkım soğuk oldu. Ya şey, normalde yürüyerek 10 dakika gidebilirmişiz. Ama yok ya, ben şimdiden böyle taş kesildim soğuktan. Ellerim dondu, kulaklarım dondu. Ben soğuk hava sevmiyorum ya. Dang. We're almost there. Really? Yes. Mahallemiz burası bu arada. Çok soğuk olmasa yürüyerek gidecektik ve size yürüyerek gösterecektik. Ama yani gerçekten şu anda benim için özellikle mümkün değil. Bu arada Çin yeni yılı geçti. Öküz yılına girdik biliyorsunuz. Zhongguochang, Chinatown'a gidiyoruz. And I'm gonna look for a place to park. Geldik bile. Bu markete girdik şimdi. Ya yeah, Chinese Vogue. Ben de böyle bir şey istiyorum aslında. Çok büyük Chin Vogue. I don't know what you're saying. Huh? You're right. Because I usually do that. Şöyle evlere cidden bayılıyorum ya. Bitişik bitişik townhouse'lar ve rengi pembiş pembiş. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz Zack Bey. Nereye gidiyoruz Zack Bey? Keşfediyorum. Bu arada DC ile alakalı size bir bilgi vereceğim. Bu şehirde marijuana kullanmanız serbest. Yanınıza esrar serbest, bayağı marketlerde falan satıyorlar. Yanınızdan geçen insanlar fosur fosur içiyor. Ya da asansörde bile. O yoğun kokuyu duyup kafa bulabiliyorsunuz. Öyle bir yer. Resmen terk edilmiş bir AVM bulduk. Ne kadar şık bir AVM ama kimse yok. Bütün dükkanlar kapalı. Yalnız bayağı şık bir AVM. Like always, I didn't know. Bize doğru geliyorlar. Ay, hepsi bize doğru geliyor. Vay. Niye bize geliyorlar? Neden? Bir şey diyeceğim. Ne kadar büyükler görüyor musunuz? Hepsi hamile gibi. Kuşlara ekmek almaya geldik. Elimizden geldiğince doyuracağız çocukları. Kadar. Bu arada metroya bakmaya geldik. Çünkü aslında bu şehirde metro var aktif ama gördüğünüz üzere şu anda bomboş. Yani daha sonrası da ben kendim kullanmak için biraz alışmak istiyorum aslında. Ama işte bu Covid'den dolayı çok da tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama değişik bir görüntüsü var. Zachary'yi gene bir restoran başında buldum. I just told Zach I agree, we don't agree. We never agree. We never agree. Ramen, yani lamyen sipariş verdik. Zach böyle klasikten gitti. Acılı,
etli, yumurtalı yumurtalı bir şey söyledi. Benimkisi de Buda. Vegetarian. Vejetaryen söyledim. Bu arada bu videomuzda birazcık Çin anılarımızdan bahsetmek istiyoruz. Çünkü bizim Çin serüvenimizi bilmeyenler için biz 6 yıl kadar Çin'de yaşadık. Zek 2014 yılında Şanghay'a taşınıyor. Ağustos ayında ben de 2014 yılında Ağustos ayında Şanghay'a taşınıyorum. Hmm. Ama Zek'e bir sorumuz var. Zek hocam, neden Çin'e gittin? İyi soru. Çünkü Türkiye'ye gidemedim. Bu yüzden sadece Çin'e gidebilirdim. Gerçekten. Aslında ben bilmiyorum. Ben 2013'te mezun oldum. Evet ve sonra hemen Çin'e gittim. Evet ama neden Çin? Ne işin vardı Çin'de? Çünkü ben Çin dili okudum. Artık evet. Çin'e gitmek zorunlu yani. Sen niye gittin? Bilmiyorum. Ben Çin hakkında hiçbir şey bilmedim. Bilmiyordum gerçekten. Ama ben Amerika'dan çok çok farklı bir yere gitmek istedim. Evet. Ben hala biraz öyle hissediyorum aslında. Biz hala Amerika'dan çok çok farklı bir yere gitmek istiyoruz. Evet. Hala tamamen Amerikalı gibi hissetmiyorum. Çin'de İngilizce öğretmenlik işi buldum ve taşınıyordum. Ve evet 6 yıla kadar yaşıyordum ve Nurtaç'a taşındım. Tanıştım. Bana taşındı. Nurtaç'ın kalbinde. Evet, taşındım. Benim kalbimi taşıdın, o doğru. Aşkım, sen niye Çin'e taşındın? Ben normalde Çin dili ve edebiyatı okumuştum ve Çin dili ve edebiyatı okuduğunuzda birazcık Çin'de yaşamanız daha iyi olabiliyor. Çünkü Çinceniz gerçekten Türkiye'de gelişse bile bir nebze gelişiyor. Ben de Çin'de aslında okumuştum. Sonra Türkiye'ye dönmüştüm. Üniversiteden mezun olmuştum. En son master bursu buldum. Ve Şanghay'a taşındım. Şanghay'a gittikten sonra Şanghay'a aşık oldum. Ve Çin'de yaşamaya devam ettim. Peki Zek, Çin'de yaşamaktan çok mutluyduk. Evet, Çin'de yaşam çok güzel. Ben gittiğimde hiç Çince bilmiyordum. Şimdi Çincem çok iyi. HSK 6'sı var. İyi. Çincenin en yüksek seviyesini sınavını iyi bir puanla geçti. Evet, gerçekten Türkçemden daha iyi kesinlikle. Çin'de hayat, bilmiyorum nasıl söylüyoruz, çok kolay, çok güzel. Çok para kazandık. Evet. Ben masters okudum. Ben çok çok ilginç işler yaptım. Şey çok iyi. Çok arkadaşlarım tanıştım. Evet. Yani ortamımız çok güzeldi. Çok güzel para kazanıyorduk. Okul okuyup aynı zamanda işler yapabiliyorsunuz. Hala vaktiniz yetiyor. Bir de gidiyorsunuz Asya ülkelerini rahat rahat geziyorsunuz. Yani seçenek dolu. Fırsat dolu ve neden ayrıldığımıza geleceğiz şimdi. Neden Çin'den ayrıldık? Madem bu kadar güzel, neden Çin'den taşındık? Bu, this can be its own video. Yeah. Bu aslında çok şey söyleyebiliriz. Ben her gün Çin'i çok özlüyorum. Ben de özlüyorum Şanghay'ı. Evet, Şanghay. Özellikle Şanghay çok güzel bir şehir. Tabii şu anda vize durumları iyice karıştı ama vaktiniz ve yolunuz düşerse mutlaka. Yani aslında bir haftalık falan giderseniz Şanghay'a. Bir haftalık falan giderseniz Şanghay'a bir şey anlamazsınız ama orada yaşamak için gidiyorsanız %100 tavsiye ediyorum. Evet. Bu arada biz bu videoları böyle hafif mukbang gibi yapmak istiyoruz. Çin yemeği yerken Çin anılarımızdan bahsedelim dedik. Ve şu an Zeki noodle'ı geldi. Ay keşke ben de ondan söyleseydim. Benim yemeğim yok. Kaçın yok. Neyse ya, yani yolunuz Şanghay'a düşerse kesinlikle gidin. Berber yiyelim mi? Evet, yiyelim. Roll'un yerine bakıyorum. Çin'deyken de bunu o kadar çok yiyorsunuz ki. Hakikaten özledim. Cheers! Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh yes. Güzel. İstiyorsan sana veririm aşkım, gerçekten. Hayır, çok teşekkür ederim. Paylaşalım. Yarı yarı. Göstersek mi Allah'tan? Yarı yarı. Tamam aşkım. Ah, sisi. Ah, sisi. Vejetaryen olan. Bu arada içinde olan şeyleri de söyleyelim. Ben de tofu var. Mantar, brokoli, tofu, havuç. Suyu shiitake suyundan yapılma. Tea egg, yani çaya batırılmış yumurta. Zekinkisi de la diye bir baharatları var onların. Bok choy, soya fasulyesi. Etli noodle. Afiyet olsun aşkım. Tadına bakmak ister misin aşkım? Güzel.
Yani. Tuzlu. Güzel. Ama seninki daha güzel. Yeah. Ne aromanı için? Çin'den en özlediğin bir şey ne aşkım? Aslında bu bahsedeceğim şey Şanghay'a özel mi bilmiyorum. Çünkü muhtemelen hem Dallas'ta hem de DC'de bu hayatı yaşayamadığım için kalabalık olmayı özledim. Sokaklara çıkıp gezebilmeyi özledim. Belki bu biraz karantinayla da alakalı olabilir ama Şanghay'ın o hengamesini çok özledim. Ya sen aşkım? Birkaç şey söylemek istiyorum sana. Çin'de WeChat kullanıyoruz. WeChat çok çok convenient bir app. WeChat'ten her şey yapabiliriz. Ama gerçekten yemek. Çin'deki yemekler of çok güzel. Çok kolay. Çok kolay ve çok ucuz. I feel like there's no taste in my soup. Nanya. Çin'den neden ayrıldık? Sen neden ayrıldık? Önce sen söyle, sonra ben. Ya biz dediğimiz gibi Çin'de yaşamaktan çok mutluyduk. Hatta Çin'i de acayip özlüyoruz. Şahsen benim için artık tekrara dönmeye başlamıştı. Mesela ben Amerika'ya yaşamayı planlayarak gelmedim ama şu anda burayla alakalı çok yeni şey öğreniyorum. Buradaki hayatı tadıyorum. Benim 30 yaşındayım ve hayatta aslında beklentim bu. Farklı farklı ülkelere gidip oralarda 2-5 yıl kadar yaşayabilmek. Bence 5. yıldan sonra tekrara dönüyor. Kendi noodle'ını verdi. Yani Şanghay'da bir de şu şey vardı. Özellikle biz öğrenci vizesiyle yaşayıp para kazandığımız için hala profesyonel hayata tam geçmemiştik. Onun getirdiği bir takım böyle hani geride kalma muhabbeti vardı. Dediğim gibi yani şu anda her ne kadar Amerika'yı planlamasam da burada yaşıyor olmaktan mutluyum. Çünkü buradaki hayatı görüyorum. Farklı şeyler deneyimliyorum. Bu yani. Başka yerler görmek için. Ya sen Zekciğim? Ben de o kadar bence sen çok iyi söyledin. Din biraz neden ayrıldık? Bu biraz karışık. Gerçekten biraz karışık. Ama çok çok ayrılmak istemedik. Ama gerektiğimiz. Çinliler. Ve Asya'nın birçok yerinde. Noodle'u. Zek gibi. Çok gürültülü yerler. Böyle bayağı... Ben gibi. Bayağı gürültülü yerler. Hatta biraz. Bir tane demonstre etmek istiyorum. Göstermek istiyorum. Yapamadım. Bu biraz soya sosu gerekiyor. Yeah, it feels like there's nothing in it. Yeah. En nefret eden şey ne? Şey. Ben biliyorum. Gross. Maybe yorken söylemek istemiyorsun. Yorken söyleyemiyorum. Yani ben misofonik bir insanım. Sese karşı duyarlı olduğum için. Çin'de en zor şeylerden bir tanesi oydu. Çok gürültülü yemek yiyorlar, gürültülü sokakta bir şeyler yapıyorlar. Evet. Bir şey, bazen Çinli çok unprofessional oluyorlar. Mesela? Mesela hatırlıyorum bir tane ben televizyonun reklamı, audition'a gidiyordum ve onlar çok... Biz bir randevu aldık. Ve sonra çok erken ben gittim ve sonra onlar kimse yoktu. Ve onlar ona mesaj attı. Neredesiniz? Ve onlar bana, biz dün akşam çok çok çalışıyorduk, çok yorulduk ve bugün kimse gitmiyor. İşe gitmiyor. Ben, seni unuttular. Unutmadılar. Just kermediler. Ve böyle bir şey çok sık sık oldu. Ama normalde Çinli bence çok profesyonel olabilir ama bazen çok çok öyle. Başka bir zaman isterseniz eğer Çin'de yaptığımız işlerden de bahsedebiliriz. Tek bir daha Çin'e dönmek istiyor musun? İstiyorum. Wow. Şanghay mı yine? Şanghay'a gitmek istiyorum. Aşamak emin değilim. Ha. Eğer şey değiştirdi galiba ben istiyorum. Başka şartlar. Ya da daha çok traveling olsaydı. Evet. Ben yaptığım şey tekrar yapmak istemiyorum. Çin'i ziyaret etmek için gitmek istiyorum. Hatta ben Şanghay'ın fotoğraflarına bakamıyorum. Böyle eski sevgilim gibi hissediyorum. Unutamadığım eski sevgilimmiş gibi. Acı veriyor. Umarım bu tarz bir videodan zevk alıyorsunuzdur şu ana kadar. Böyle yeni bir konsepte geçiyoruz. Açık olan restoranlara gelip yemek sipariş verip mukbang tarzı bir şey yapıyoruz. Bu Covid'den dolayı restoranlar da boş olduğu için çoğunlukla bizim için de kolay oluyor açıkçası böyle bir şey yapmak. Ve Instagram'dan da sormuştum. Bu arada bakın Instagram hep yöneltiyor gibiyim. Biraz da yöneltiyorum, gelmiyorsunuz. Ama şöyle orada şeyi sordum hani hangi restoranlara gitmemizi istersiniz?
Meksika geldi, Hindistan geldi falan filan. Oraları devam edeceğiz. Ama sizin de böyle özellikle görmek istediğiniz bir restoran varsa yorumlarda lütfen belirtin. Zeki'nin yarınki kahvaltısı çıktı. O zaman çıkalım şimdi, gidelim. 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 没有很多人，所以在网上，好像里面是很热。好，谢谢，再见，下次见。好，下次再见。 Burada işte böyle. Titreye titreye konuşamıyorum bile. Çok kar var. Eve geldik. Bir daha sokağa falan çıkmıyorum ben. Son olarak Çin marketinden aldıklarımızı size göstereceğim. Falan filan. Falan filan. Lütfen lütfen. Ne olur ne olur. Sushi yapmak için nori. Zek Oolong çayını çok seviyor. Ben biraz daha yeşil çaycıyım ve yaprak bulmaya çalışıyorum. Orada bulamadım. Bir de böyle sos. Seasoning sos diyor. Yani muhtemelen içine bir sürü baharat şudur budur. Vinegar sos yani. Çok doydum aşkım. Çok güzeldi. Tamam o zaman biz sizi çok seviyoruz. Gerçekten. Kalp atıyorum. Ve yeni videoda görüşürüz. Yeni videolarda görüşürüz. Bye. See you later.